küçüklerimde gözlerinden öpüyorum. Ben Karsakal Altan'ım. Yaşım 49 oldu. Bugüne kadar bu semtte büyüdüm, bu semtte yaşayacağım ve bu semtte öleceğim. 3 senedir bangır 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 bir şeyler bağırdım. Kimileri dedik ya oğlum Altan ne yapıyor, niye ortalığı karıştırıyor? Ben ortalığı karıştırmadım. Çok iyi bir başkanımız vardı, çok iyi bir arkadaş grubumuz vardı. Her şey çok şeffaftı ama bu kulüpte bazı şeyler kötü gitmeye başladı. Biz arkadaş gruplarımız olarak dertleştik, konuştuk, bu sıkıntıda bir çözüm bulduk ama kimsenin haberi olmadan, kendi aramızda, dinlenmeden, dinlenmemesi lazım. Çünkü burası Karşıyaka Spor Kulübü. Burası bizim namusumuz. Burada bizim yaşam kültürümüz var. Bu finalinde çıkmaz bir boyutlara geldi. Kulüp başkanımla 2,5 sene sonra ilk defa 3 hafta önce beraber oturduk. Osman abinin orada. Geçen kongrede çıkmıştım. Başkanım bana bir şey demişti. Serserize buluymuş. Ben sadece erken çıktım kongreden. Doğru başkanımın yanına Cenk abimden çıktım. Onun yanına gittim. Başkanımın yanına gittim. Başkanımın yanından çıktım. Cenk abinin yanına geldim. Hepsinde buna kadar doğruyuz. O zaman kulübe taliplerdi. Başkanım o zaman demişti ki kim bu kulübün borcunu kapatacak? Gelsin tablo sona kadar çıkın. Doğru mu başkanım? Doğru mu Cenk abi? Ve bunu taklit bilsin. Oraya giderken Mustafa Öçakar da burada yanımda abi. O da burada şu an kongrede. Biz ne diyorsan buraya söyleyeceğiz. Sen ne diyorsan buraya söyleyeceğiz. Buraya kadar en fikirdik. Başkan, sen kendi kendine her şeyle okeyleştin, tamam dedin, bir oluşum kuruldu, kulübü verilecekti. Sen 15 günde yasağı kaldırdın. 3 senedir takmayan yasağı bir haftada kaldırdın. Şimdi burada hiç kimse aptal değil. Çok özür dilerim başkanım. Önce ben bir konuşabilirim, sonra burada hiçbir şey yok. Buradaki bütün camiayı benim sevgili başkanım ve yönetim kurulu kandırdı arkadaşlar. Hiç kimse buna şu doğru öncülü anlaması lazım. Yasakların hepsi paralar peşin ödendi kardeşim. Yok bir sene sonra yasan %50'si filan diye bir şey yok. Yasak paraların hepsi peşin ödendi. Mehmet Yer'de çıkıp burada cevap verebilir. Kim alacaktıysa burada oturanlar da var peşin paralar bitti. Finalinde başkanım bu yasak alacak gücü varmış ve kaldırdı. Şimdi bunun cevabını burada verdim. Şimdi ben başkanıma burada herkesin önünde bir şey söylemek istiyorum. Başkanım 25 gün önce Osman Dolu yazarsa ben oturuyorum. Başkanım bana böyle yaptı. Altar dedi. Kulübümüzün dedi hiçbir borcu yok. Doğru mu başkanım? Sadece 55 milyon lira vergi borcumuz var. Başkanım burada, ben de buradayım. Hiçbir idarecinin ben de dahil, hiçbir sporcunun bir TL alacak parası yok dedi. Dedim başkanım, senin dedim heykeli dikmeleri lazım. Hatta ve hatta başkanım bana böyle yaptı. Biz gelip çizdik orada. 27 milyon dolarlık da tokenimiz var dedi, koyunumuz var. Doğru mu başkanım? Bakın arkadaşlar biz burada beraber konuşuyoruz. Dedim ki başkanım sen taktığın şanlarına bir iş yaptın. Dedim ki sen kulübün borçlu kapatmışsın. Ulan kulübün kasada burada para var tamam mı? Başkan 15 gün sonra kongre karar aldı. Ya 15 gün içinde kulübün 1 lira borcu olmayan bir yerde 50 bin lira sadece SKK borcu var. O da yapılandırılmış, başta yapılandırılmış. 148 bin borçlu kulübü. Hatta dedim ki ben başkan ya başkan bu kadar para harcadın. Ya sen bu kadar parayı bağırın. Nasıl? Nereden geldi? Nasıl aldın? Sana helal olsun hem bu parayı bağışlıyorsan. Doğru başkanım. Bunları konuştuk. Şimdi başkanım bunun cevabını verir. Başkanım desin daha bize. Ya arkadaşlar. Karşıyaka Spor Kulübü yol bulma spor kulübü değil. Bunu arkadaşlar kabul etsin. Burası Karşıyaka Spor Kulübü. Geçen İbrahim Kongresi'nde şu konuşulan COİN kağıtlarından bir tanesi konuşuldu mu? Hiç kimse, burada başkanım çıktı mı? Mehmet Yaya çıktı mı? Serkan Özgüven çıktı mı? Çıkmadı. Finalinde burada ne var biliyor musun? Sporcu ocakları var. Ya başkan bunu açıklayabilirdi burada. Biz koyun ne kağıt verdik. Bakın ağır bir şey konuşacağım size. Bunu herkes kabul etsin. Ya bir sporcuya borsa kağıdı verilir mi ya? Sen bu sporcuya nasıl başarı beklersin? Bu kağıt lig oynanırken %500 prim yaptı. Adamın 500 lira alacağı oldu. 7,5 milyon lira. Ya kim takar Karşıyaka'yı ya? Böyle bir mantık var mı? Dünya tarihinde bir tane böyle bir mantıklı birisi desin ki bana. Kardeşim, coin kağıdıyla, borsa kağıdıyla sporcu olarak öğreniyor. Var mı öyle bir şey abi? Bir gösterin yaptı göç ümretinde. Ya şimdi kusura bakmayın. Burada takım hocamız var ya. Bizim Türkiye'nin milli takım hocamız. Karşıyaka'nın güzel hocası ya. 6 milyon alacaklı coin gözüküyor. Ya başkan bu hiç hoş bir şey değil. Ya da basketbol şimdi.
ya da voleybol şubenin idarecileri ya da ne bileyim size futbol takımında oyuncular. Ya bu coin demek ne demek? Para veremiyorsun. Başarı bekliyorsun. Neyin başarısı? Nerede var başarı? Para alamazsan başarı gelir mi? Ya da ben bahis kağıdı almışım kardeşim. Bu borsa ya da başka bir şey. Benim param olmuş 500 bin lira, 20 milyon lira. Bana hemen karşı kadar. Herkes karşı kadar değil ki. Doğru mu başlıyorum? Hayır, doğru değilse o zaman burada bir maçı alıp kurulmuş var. Bu, şimdi başlarım. Sen iyi bir karşı kadar olabilirsin. İfat edersen ya, sen iyi bir karşı kadar olsun. Ama 55 milyon lira gidiyor, maçı kadar da büyük bir karşı kadar olmasın sence ya. Burada herkes iş adamı. Kim 55 milyon TL'yi ya da 55 milyon çöpe atar? Çekin buyurun ya. Bağışlayabilir misin 55 milyon lira? Ve şu an bu parada başta 55 milyon lira parasını hibe ediyor. Kardeşim bu adamlarız. Ama bunu açmak zorunda. Başkanım bir dakika. Özür diliyorum. Bir dakika. Ya başkanım böyle bir şey değil. Bunlar gerçek gerçek. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bu bizim değil. Bu hem yüzüm olayı. Ya bu coin denilen. Bakın bir dakika. Bu coin. Bir dakika Tufan abi. Ben bir yolunu konuşacağım. Başka bir şey konuşuyorum. Başka bir şey çıksınlar konuşsunlar. Lütfen bitir. Bu coin kim getirdi buraya? Bu coin kulüpte nasıl anlaşma yapıldı? Bu coin'i karşılığında kulüp ne aldı? Bu coin'den ilk geldiği zaman bu tekanları, Mehmet Yer nerede kardeşim? Görebilirim ben burada. Bütün yönetim kurulu yolunu buldu. Bir tek kelim Mehmet Yer yapmış, öyle demişti Mehmet Yer. Bir tek ben satmadım demişti. Bakın, burada gelin buraya önce Serkan Arıklı'da. Kulüp ikinci başkanı. İmza yetkimiz var. Değil mi Serkan? Buraya gelip bunu anlatmak zorunluluğum var. Burası